Kıymetli katılımcılar merhaba. Ben İsmail Hakkı Gezer. Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans öğrencisiyim. Ayrıca Balkan Robot Teknolojileri firmasının Ar-Ge yöneticiliği yapmaktayım. Danışmanlığını Profesör Doktor Nihat Akkuş Hoca'nın, eş danışmanlığını da Doktor İsmail Temiz Hoca'nın yapmış olduğu uzaktan erişimli laboratuvar kapsamında endüstriyel robot eğitim sisteminin geliştirilmesi isimli yüksek lisans tez çalışmamın Sayın Mutlu Balkan ile birlikte hazırlamış olduğumuz bildirisini sunacağım. Bu çalışma, endüstriyel bir skara robotun internet üzerinden kontrol ve programlamasının gerçek zamanlı gerçekleştirilmesine, aynı zamanda yine gerçek zamanlı medya aktarımı yapılarak robotun davranışlarını kullanıcının anlık gözlemlemesine ve bu yöntem kullanılarak uzaktan erişimli bir robotik laboratuvarın geliştirilmesini amaçlamaktadır. Çalışma, özellikle mesleki ve teknik eğitim alanında hizmet vermek için planlanmıştır. Sistem tasarlanmış, uygulanmış, çalışması test edilmiş, kablolu robot kontrolü ile internet üzerinden robot kontrolü, hız, doğruluk ve güvenlik gibi parametreler göz önünde bulundurularak kıyaslanmıştır. Robot başında eğitim ile uzaktan erişimli robot eğitimi karşılaştırılmış ve sonuçlar tartışılmıştır. Çalışma endüstriyel robotlarla pratik yapma imkanı bulamayan bireylere bu imkanı tanıyarak sanayinin ihtiyacı olan nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitime destek vermektedir. Ayrıca internet üzerinden robot kontrolünü mümkün kılan bu uygulama mesleki ve teknik eğitim için düşünülmüş olsa da kolaylıkla endüstriye uyarlanabilir. Uzaktan erişimli çözümlerin eğitim ve üretimin devamlılığını sağlamak için önemi özellikle içinde bulunduğumuz COVID-19 salgını gibi insanlığın sağlığını tehdit eden bir ortamda çarpıcı bir şekilde anlaşılmıştır. Çalışma uzaktan erişimli robotik sistemlerin uygulanabilirliği için yenilikçi bir çözüm önerisi sunmaktadır. Literatür taramasında web tabanlı robotik eğitim platformları, e-kurs materyalleri ve e-sınıf ortamları, sanal laboratuvarlar, uzak fiziksel laboratuvarlar ve bunların kombinasyon olarak sınıflandırıldığı görülmüştür. Şekilde sistemin genel şeması gösterilmektedir. Kullanıcı web tabanlı kullanıcı arayüzünden bulutta oluşturulmuş olan database'e veri göndermekte, ana bilgisayar da sürekli olarak bu database'i sorgulayarak gelen komutları Scara robota göndermektedir. Robottan gelen geri bildirimler ise kullanıcı ekranına aynı yöntemle ulaşmaktadır. Aynı zamanda kullanıcı robotik hücrede bulunan kamerada robotun anlık görüntüsünü izlemektedir. Endüstriyel Scara robotun yük taşıma kapasitesi, erişim alanı gibi parametreleri belirlenmiş ve bu parametrelere göre SolidWorks programı kullanılarak robotun 3 boyutlu modellemesi oluşturulmuştur. Robotun kinematik ve dinamik denklemleri çözdürülmüştür. Şekilde nihai tasarım ve imal edilen Scara robot gösterilmektedir. Scara robotun kontrol ekipmanları, servo motor ve sürücüleri, güç sistemleri ve diğer tüm elektronik ekipmanlarından oluşan elektronik tasarımı gerçekleştirilmiştir. Scara robotun hem internet üzerinden hem de kablolu olarak kontrol ve programlamasının gerçekleştirilebileceği şekilde gerekli yazılım ve programlar tasarlanmış ve uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan yazılımlar 3 farklı başlık altında ele alınmıştır. Bunlar kullanıcının robota internet üzerinden erişimini sağlayan web tabanlı kullanıcı arayüzü, robotun internetten bağımsız bir şekilde kablolu olarak kontrol edilmesini sağlayan operasyon paneli arayüzü ve kullanıcıdan gelen komutlara göre robota uygun harekete veren hareket koordinatör modülünün kontrol programlarıdır. Scara robotun kablolu kontrolü operasyon paneli üzerinden gerçekleşmektedir. Panelin sol alt köşesinde bulunan bağlan kutucuğu işaretlendiği zaman robota bağlantı sağlanmakta ve alt bölümde bulunan alan yeşile dönmektedir. Motor on tuşuyla birlikte motorlar aktif edilmekte, hız butonuyla birlikte hız ayarlanmaktadır. Manuel hareket tuşlarıyla robotun manuel hareketi sağlanmaktadır. Robotun anlık pozisyon bilgileri ekranın sağ tarafında gösterilmektedir. Kaydet butonuyla birlikte anlık konum programlama ekranına kaydedilmektedir. İstenildiği zaman robotu konum bilgisi el ile de girilebilmekte ve girilen konum ekle butonuyla birlikte kaydedilmektedir. Komut eklenebilmekte, eklenen komutlar silinebilmekte ve yazılan program çalıştır butonuyla birlikte çalıştırılmaktadır. Ayrıca ekranın alt tarafında eksenlerin limit durumlarını ve alarm durumlarını gösteren bir ekran bulunmaktadır. Çalıştır butonuyla birlikte yazılan program oynatılmaktadır. Scara robot operasyon paneli arayüzü aynı zamanda arka planda database ile de iletişim halinde ve sürekli bilgileri database'e yollamaktadır. Web tabanlı kullanıcı arayüzüne kimlik doğrulama ekranına kimlik bilgileri girildikten sonra giriş sağlanmaktadır. Robotun internet üzerinden kontrolünü gerçekleştirebilmek için ilk olarak robotun anlık görüntüsüne erişmek gerekmektedir. Ara butonuyla birlikte otomatik bir ID ekrana düşmekte, katıl butonuyla birlikte robotun anlık görüntüsü ekranda gözükmektedir. Daha sonra sistem menüsünden robota bağlantı gerçekleştirilmekte, bağlantı eğer başarılı bir şekilde gerçekleşirse buradaki yazı yeşile dönmektedir. Manuel modda hız ayarı yapılabilmekte ve program oluşturulabilmektedir. Motor on butonuyla birlikte motorlar aktif edilmekte ve manuel hareket butonlarıyla birlikte robotun manuel hareketi internet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Robotun anlık konum bilgileri bir kod tuşuyla birlikte kaydedilmekte ve programlama ekranında gözükmektedir. Komutlar kısmından istenildiği takdirde komut eklenebilmektedir. Servis bölümünde ise robotun yine alarm ve eksen gibi durumları gözükmektedir. İstenildiği takdirde robota el ile de konum bilgisi girilebilmektedir. Yazılan program çalıştırılmak istenildiği zaman otomatik moda alınıp start butonu ile birlikte çalıştırılmaktadır. İşlem tamamlandıktan sonra bitir butonuna basılarak sistem durdurulmaktadır. Web tabanlı kullanıcı arayüzünden gönderilen komutlar bulutta oluşturulmuş bir veri tabanına işlenmekte ve operasyon paneli arayüzü de arka planda bu veri tabanını sürekli olarak dinlemektedir. Gelen komutlar Ethernet üzerinden hareket koordinatörü aktarılmakta ve böylece robot kontrolü gerçekleşmektedir. Robottan gelen geri bildirimler ise aynı yöntemle web tabanlı kullanıcı arayüzüne aktarılmaktadır. Scara robotun uzaktan kontrolünde internet üzerinden veri alışverişi MQTT tabanlı Cloud MQTT platformu kullanılarak sağlanmıştır. Sistemde tercih edilen bulut tabanlı diğer bir teknoloji ise Google tarafından desteklenen Firebase platformudur. Web tabanlı kullanıcı arayüzünün kimlik doğrulama işlemi Firebase üzerinden gerçekleşmektedir. Kullanıcı bilgileri burada tutulmaktadır. Geliştirilen web sitesinin dağıtımı da yine Firebase'in sunmuş olduğu bir hizmet olan hosting ile gerçekleştirilmiştir. Medya aktarımı için ise WebRTC kullanılmıştır. Firebase'in sağladığı bir veri tabanı olan Cloud Firestore medya aktarımında sinyalizasyon kanalı olarak da kullanılmaktadır. Robotun kablolu hareketi ile internet üzerinden hareket arasındaki gecikme farkı test edilmiştir. Robotun sadece birinci ekseni 90 derece döndürülerek bir program yazılmış ve program ilk olarak operasyon paneli üzerinden oynatılmıştır. Aynı program web tabanlı kullanıcı arayüzünde de oluşturulmuş ve çalıştırılmıştır. İki hareket içinde değişen konumun zamana göre grafiği gösterilmektedir. Kırmızı grafik kablolu çalışmayı, mavi grafik ise internet tabanlı çalışmayı ifade etmektedir. Aynı şartlar altında deney defalarca gerçekleştirilmiş ve kablolu kontrol ile internet üzerinden kontrol arasındaki zaman farkının en fazla 0.2 saniye olduğu gözlemlenmiştir. Robot uç işlevcisinin konumlanması iki yöntemle de yüksek doğrulukta gerçekleştirilmiştir. 20 kişilik bir grup öğrenciye robot başında eğitim verilmiş, operasyon paneli arayüzü ile robot kullandırılmış ve örnek bir program yazdırılmıştır. Daha sonra aynı öğrenciler uzak bir ortamdan web tabanlı kullanıcı arayüzü ile sisteme erişim sağlamış, bu arayüz üzerinden eğitim almış, robotu kullanmış ve program yazmıştır. İki eğitim yöntemini kıyaslayan ve genel olarak sistemi değerlendiren bir anket katılımcılara doldurtulmuştur. Sonuçlar grafiklerle ifade edilmiştir. Katılımcıların %60 gibi oranla genel olarak uzaktan robot eğitimini robot başında gerçekleştirilen eğitime göre daha verimli bulduğu görülmüştür. Tüm katılımcıların geliştirilen bu sistemin mesleki eğitim kurumlarındaki ihtiyaca etkin çözüm getirebileceğini düşündüğü görülmüştür. Uzaktan erişimli laboratuvar kapsamında endüstriyel robot eğitim sistemi geliştirilmiştir. Sistemin internet tabanlı kullanıcı arayüzüyle robotun anlık kontrol ve programlaması hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirilip robotik hücrelerin anlık davranışları kameradan izlenmiş ve atölyede robot başındaki gibi etkin bir robotik eğitim ortamı sağlandığı görülmüştür. Uzaktan eğitim sisteminin atölyede kalabalık ortamda verilen eğitimden daha verimli olduğu grafiklerdeki gibi ortaya çıkmıştır. Fiziksel ortamda kablolu robot kontrolü ile internet tabanlı uzaktan robot kontrolü kıyaslanmış, uzaktan kontrolde gecikme en fazla 0.2 saniye olarak ölçülmüştür. Öğrencilerin geliştirilen bu uzaktan erişimli robot eğitim sistemi ile verimli robot eğitimi gerçekleştirebildiği anlaşılmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.